Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda hepinizin çok hoşuna gideceğini düşündüğüm nefis bir lezzet var. Tarifimiz Magnolia tarifi. Mevsim meyveleri ile süsleyebileceğiniz, dilediğiniz meyveyi kullanabileceğiniz harika, nefis bir lezzet. Haydi buyurun hep birlikte tarifimizi hazırlamaya geçelim. Magnolia hazırlayabilmek için malzemelerimiz 1 litre sütümüz var, 1 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı tepeli nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şekeri ve kakolu bisküvi ve pötibör bisküvi. Bu ikisini de robottan geçirdik. Robottan geçirilmiş fındık ve cevizimiz de hazır. Şimdi süslemek için kullanacağımız mevsim meyvelerinden dilediğini seçebilirsiniz. Biz çilek kullanacağız. Şimdi yapımına geçelim. Magnolia yapabilmek için ocağımızı, tenceremizi aldık ve önce 1 su bardağı toz şekerini tenceremizin içerisine döküyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta, nişastamızı da dökelim. Yemek kaşığı unumuz var. Onu da ilave ediyoruz. Ve birbirine iyice karıştıralım. Bu şekilde karıştırırsak sütü üzerine döktüğümüz zaman daha kolay eriyecek ve daha az topaklanma olacak. Bunun için önceden kuru malzemeleri birbirine iyice karıştırın lütfen. Ve sütümüzü ilave edelim. 1 litre de sütümüz vardı. Sütümüzü de ocağımıza, tenceremize aldık. Ocağımızın altını açıyoruz. Sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyoruz. Bu arada bir adet yumurta sarımız vardı. Henüz kaynama aşamasına geçmeden hafif ılındığı zaman sütümüzden alalım ve yumurtamızın içerisine katalım. İyice karıştırarak. Ve ilave edelim. Yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Artık çevirirken de bunu hissedebilirsiniz. Pişmeye başladığını ve koyulaştığında artık ocağımızın altını kapatma vaktinin geldiğini anlayabiliriz. Üzerinde bu şekilde göz göz kabarcıklar oluştuğunda ocağımızın altını kapatabiliriz.
Tenceremizin kapağını kapatalım. Pişirdiğimiz magnolia'nın içerisine bir pakette krem şanti döküyoruz. Tekrar kapağını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Magnolia'mızı hazırlama aşamasına geçelim. Önce alt kısma bisküvilerden yerleştirelim. Dilimlediğim çilekleri etrafına yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde dizdim. Etrafında böyle duracak. Çok da güzel bir görüntü ve ayrıca güzel bir lezzet. Meyveyle yapabilirsiniz. İsterseniz muz da dizebilirsiniz etrafına. Magnolia'mızı kolay sıkabilmek için bir sıkma torbası içerisine aldım. Şimdi evet, magnolialarımız hazır. Artık sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyetler olsun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiniz ise lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Sosyal medyanızda da paylaşırsanız tarifimizi daha çok kişiye ulaştırmamıza yardım edersiniz. Gelecek olan yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bu güzel lezzeti sizler de hazırlayıp tüm sevdiklerinize mutlaka tattırın. Hoşça kalın.